Adım Reşat. İnsanoğluyum. Hayatım boyunca herhangi bir mesleğe bağlı kalmadım. Hastası da olmadım. Benim hastalığım başka. Yılın 365 gününün 100 gününü bomba yaparak geçiririm. 35 gününü old time pompa desek, 45 gününü de kuzenlerimle beraber geçiriyorum. Aile saadeti hesabı. 60 gününü de alışveriş desek, geriye kalır 125 gün. 125 günde ne yapılabilir? Evlenilebilir. Dünya turuna çıkılabilir. Profesyonel aşçı olunabilir. Borsa, bahis, at yarışı, futbol turnuvaları. Sıkı çalışılırsa inceden fit bir vücuda sahip olunabilir. Herhangi bir siyasi partiye girip başka bir partiye geçilebilir. Kullandığın arabadan sıkılıp bir üst modele geçilebilir. Kilo alıp verilebilir. Her şey yapılabilir. Garoş bir ailenin tek erkek evladı. Rahmetli babamın en büyük mirası hayalleriydi. İyi kötü bir evimiz, iyi kötü bir arabamız olacak. Geçinip gidecektik. Allah rahmet eylesin. Eylesin de ne oldu? Ha? Sıfıra sıfır elde var sıfır. Erkek çocukları babalarını örnek alırlar. Onun gibi yürür, onun gibi durur, onun gibi konuşurlar. İyi de ben şimdi rahmetlinin nesini örnek alayım? Cim başka, peri başka. Benim en büyük hayalim ne biliyor musunuz? Bu bankayı soymak. Ne demiştik? Para darphanede basılır, imzası atılır, banknot yapılır. Akar gider aga. Binlerce pis, binlerce temiz el değer paraya. Para için dilenecek en güzel dilek, pis tarafını tutmamaktır. Bir de tutarsan... Babam Burcu'nun mantarlı sotesini yedikten sonra beni kızdan ayırdı. İş arkadaşı Kemal Bey'in kızıyla evlendirdi. Bu yıl ikinci yılımızı kutluyoruz. Eşim Cemile, sosyete kızı. Alışveriş manyağı, aklı fikri şüphecilik. Annem mürüvvetimi göremedi. Mutfakta yemek yerken vefat etti. Babam için bu evlilik çok önemli. Benim içinse babam. Adamın dibi dibi. Bir lira para verdiği yok ama olsun, yine de babamızdır. Bizde de kader yok ki aga. Emlakçılık yapıp 3 kuruş komisyonla geçiniyoruz. Yani zenginlik içinde ters oluk. Kayınpederim Kemal. Parayı 2000'lerde bulan milenyum zenginlerinden. Arsa, borsa, faktöring derken güzel bir saltanat kurmuş İstanbul'da. Benim için Türk lirasıyla 5 kuruş etmez. Her şeyini de babama borçludur. Vur patlasın, çal oynasın. Kayınvalidem Nur'dan. Onun için ne diyebilirim? O bu dünyaya sadece koparmaya gelmiş. Parayı en güzel o yiyaga. Geçenlerde babam cüzi bir miktar paraya sıkıştı. Her daim kasasında 5 milyon nakit olan Akrep Kemal Efendi çıkarıp 1 lira vermedi. Nankör aga, nankör. Sarkozki kayınpeder. Sesimiz çıkmıyor, içimize atıyoruz. K9 gibiyiz anasını satayım. Gel damat, git damat. İç güveyi yaşıyoruz arkadaş. Barın müdürüm Ertay. Yüz yüze tanışmıyoruz ama ismen birbirimize uyanıyoruz. Ve sarışın kedim Şale. 4 aydır beraberiz. Ufaktan manitam olur. Yalnız son 2 haftadır menopozlarda. Canlı lazım deyip duruyor. Yoluna mı çıktı anlamadım. Barın sahibi Nedim. Eski bitirimlerden aftan yaralanıp çıktı. İkinci barı açıyor şimdi kapsül var diye. Parana yani teki. Eski mevzuya gelince 3 maymun oynamaya devam ediyoruz. Yalnız maymunlardan biri ağzını açtı, onu da yanıma aldım. İyi çocuk da sinir hastası. Abi bana bir imkan ver deyip duruyor. Olayın her yıl dönümünde Şahin'in galeride buluşup yemek yiyoruz. Allah'tan şu ana kadar hiçbir şey çıkmadı. Tayfun Sabri abiyle ticarete atıldı. Ama sermayeleri yok. Parayı benden istiyorlar son 1 aydır. E biz de mantarız baba. Yalnız son 4 aydır bu Sabri abide bir tuhaflık var. Bir kanatları eksik yani. Kız
Özgür Bey. Peki bu duvarı yıkıp yerine portmanto yapabilir miyiz? Taşıyacak olan var mı? Yani Alçıban benim bildiğim kadarıyla yani mimar servisimizle konuşulup halledilebilir. Ücreti neyse takdim edilebilir. Yapılır yani. Olur olur, bakarız. Ben mutfağı göremiyorum. Mutfak nerede? Mutfağımız ön planda değil, gömmeli hanımefendi mutfağımız. Nasıl gömmeli, anlayamadım. Sonradan gömme. Buyurun ben izah edeyim. Mutfağımızın şekli budur hanımefendi. Daha önce bu şekilde değildi. Yalnız bizim mimarlarımız bir grup çalışması yaptı. Bu pozisyona getirdiler. Biz de buna karar verdik. Güzel çalışma. Ha, teşekkür ederim, sağ olun. İsterseniz şöyle balkona doğru geçelim, buyurun. Ufak da olsa salonumuzda şöyle bir balkonumuz var. Ne de olsa idare eder. Ya inanır mısınız, bu evin en güzel özelliğinden bir tanesi de havası. Şuranın güzelliğine bakar mısın? Bir şeye dikkat ettiniz mi? Ne gibi, pardon? Canım, sen bana anlat. Ben dikkat ederim. Ha, bayanları ilgilendiren bir mevzu. Güney cephesine bakıyor evimiz. Hani güneş görüyor. Bahçeye doğru gidelim isterseniz. Hanımefendi ve beyefendi. Beyefendi öncelikle, hanımefendi arkadan. Ben geçeyim. Bahçemizde görmüş olduğunuz bütün ağaçlarımız İtalyandır. Bu ağacın adı Pradamella. Afrodizyak kokusuyla bambaşka bir hava katıyor. Hanımefendi şuraya bir bakın yani. Gözünüzü seveyim ya. İnanın bana, oksijen deposu. Galiba buluta girdi güneş. 5 dakikaya çıkar. Odaları gezelim. Buyurun. Ben birazdan dalarım bu herife. Yapma. Ne telefon sevgisiymiş bu ya? Bu tarafta küçük bir odamız var beyefendi. Da hobi odası olarak kullanabilirsiniz. Yani masaj odası olabilir. Hemen yanında çok şık 80 metrekare bebeğin banyosuyla misafir odamız var. Ya bazı hanımefendiler işte granite su damlıyor. Efendime söyleyeyim işte ne yapıyoruz, parkelerimiz paramparça oluyor su yüzünden falan diyor. Burada emmeli banyomuz var. Silikonları takılmış, vakumlu. En ufak bir su izi belli etmiyor. Ya bunlar İtalya'dan özel geldi. Yani bu evin şekli çok başka. Çok pardon. Alo. Özgür, sen gelmedin. Hı? Kendi işimi kendim hallediyorum. Ne ayaksın oğlum sen? Nasıl? Bana mı diyorsunuz? Anlayamadım. Bütün gün porno mu seyrediyorsun lan sen? Yok beyefendi, ne alakası var? Ne lan bu? Gömmeli mutfak, emmeli banyo, inişler, çıkışlar, pozisyonlar, yok afrodizyak ağaçlar, telefondan gelen abuk subuk sesler. Ayıptır ya. Tanıyor musun sen beni? Yok, tanımıyorum. Komşu sayılırız şurada be. İlk defa eve bakmaya gelmiyoruz. Konuşmalarına biraz dikkat et. Yürü Muzaffer. Gidiyoruz. Zemenge bak ya. Beyefendi bakın bak, öyle küfürlü falan konuşmayın. Ben size burada mesleğimin harici ters bir laf etmedim. Ben burada size kaliteli bir yaşam sunuyorum. Git lan, kendi yaşantına bak sen. Bakmazsam ne olacak? Ne diyorsun lan sen? Ya soruyorum abi, bakmazsam ne olacak Bahadır, diye. Bahadır lütfen. Bak yanında ben varım. Yavşağa bak ya. Sen önce karının adını düzelt. Muzaffer diye kadın ismi mi olur? Evet, 00. El değmemiş, pırıl pırıl. Tabii, tabii. Yani gelip bakabilirsiniz. Nerede kaldın? İlanda yazan fiyatlar. Her şey dahil, her şey. İç dış tamamıyla bitmiş. Biz kaba inşaat çalışmıyoruz. Evet. Kendi mimarlarımızın grup çalışması. Tabii, tabii, tabii. Yarın öğleden sonra olabilir. Kaç derseniz fark etmez. 2, 3. Tamam, kolay gelsin, sağ olun. İyi günler. Ne haber? Nerede kaldın? Ya müşteriler hayatım, bırakmıyorlar ya. Ne içersin? Her şey. Ne haber lan? İt. Ne haber? Bak ya, bak. Ya Şale, şunu gözünü seveyim. Şuradan al bak, elimde kalacak. Ay Allah aşkına, şuncacık şeyin ne zararı var sana ya? Gel şunu elleyip bana dokunma, gözünü seveyim. Bak kılından kis bulaştıracaksın ya. Ay aşk olsun Özgür ya. Of. Lan, lan. Mesajım var. Ay dur bakma. Hayatım, arıyorum arıyorum, açmıyorsun nerede? Ya sen bu lavukla niye gör... Ya bu seninle niye bu kadar çok samimi samimi geniş geniş konuşuyor? Ay hayatım, iş arkadaşım. Ay beraber çalışıyoruz yani. Ne var? Zaten başka bir şey düşünürsem keserim onu, haberin olsun. Ay saçmalama. Kuzum, canım.
Sen şimdi burada üstü üstü otur. Anneyle babayı izle, tamam mı canım? Şale, ne yapıyorsun sen ya? Bir filmde görmüştüm, çok hoşuma gitti. Şimdi sana uyguluyorum. Böyle güzel enerji, pozitif elektrik için. Hayatım, sendeki elektrik kapta bile yok ama farkında değilsin galiba. Bak, bunları izleyen meyveye gerek yok ki ya. Kıl bulaşıyor. Gel, boş ver ya. Ay Özgür, hızımı kesme. Ha, lütfen. Tamam, hadi. Ya şunu al şuradan, Allah'ını seversen Şale, gözünü seveyim ya. Özgür, sen ondan korkma, benden kork. Nasıl korkmayayım bebeğim, bir ton ısırıyor onlar, biliyor musun sen? Özgür, Özgür başkası yok değil mi? Ha? Özgür, Özgür, Özgür! Ay Özgür, sen bana ne dedin? Kimseyle görüşme, ben halledeceğim dedin. Yani 40 kişi bekliyor. Bir tek ben değilim ki. Ya güzelim, bebeğim, konuşuyorum, söylüyorum. Diyorum ki ya böyle böyle bir durumumuz var. Bir haftadır arıyorum müdürlerini, firmalara. Yok kardeşim, bayana sponsor olmuyorlar. Erkek sanatçı istiyorlar. İp ne midir nedir anlamadım ya. İçme şu sigarayı Şale, gözünü seveyim ya. Ya benim böyle bir güzelliğim olsa elimi bile sürmem. Çocuğunuz olmuyor ileride ya. Saçınıza, ağzınıza, her şeyinize zarar be. Keyfimden içmiyorum Özgür. Stresten içiyorum. Kalk ya, bir tane vur istiyorsan ya. Allah Allah. Kaça mal oluyor abi bu klip? Şirketle konuştum. Protokol imzaladık. Montajı dahil 30.000 lira. 30.000 mi? Ulan 30.000 avatarı çekiyorlar be. Ne diyorsun sen Şale? Pazarlık yap. Ama animasyonlar da var. Olsun. Avatar'ı der yere animasyon. Allah Allah, 30.000'miş. Bunlar açlık görmemiş galiba. Alo. Alo Arif, neredesin? Arabaya benzin alıyorum Özgür Bey, buyurun. Oğlum bak, ben uyuyup kalırsam hatırlat bana yarın. Tamam mı? Şahane Hanım'ın hesabına işe gelmeden saat 11'de 30.000 lira para yatıracaksın. Bizim bu reklam gelirlerinden yatır, ben hallederim. Tamam? Hadi öpüyorum, bay bay. Bay bay. Al bitti ya. Bu nedir ya? Sadece bunun için benim kalbimi kırıyorsun Şale. Hakikaten üzülüyorum. Aşkım. Masaj yapayım mı sana? Yap. Ama gideceğim bak, akşam yemeğe gelecekler. Dur. Dur dedim bak. Özgür, ne olur yarın unutma. Tamam ya, ver bir gaga. Lady Gaga'm benim be. Alışverişte Paris'i tek geçerim. Gittiniz mi Kudret Bey? Bana iki dümleden sonra her yer Paris. İlah edilir ya. Aşkım, hatırlıyor musun o gün? Ta Şanzelize'ye kadar yürümüştük. Nasıl unuturum, o gün bizi deli ettin ya. Alışveriş yapacaksın diye bütün gün dolaşmaktan belim ayrıldı, belim. Bir kokla bakayım, kadın kokusu var mı? Ne yapıyorsun oğlum, ne yapıyorsun? Koklu bir içime giriyorsun ya. Yarın 12'de kız seni arayacak, telefonunu kapalı tut. Olur Özgür Bey. Humanitecilik işlerine biraz ara verelim ganyotçu, bu nedir ya? Karıya bak ya. Sen kalkıyorsun bana, 30 lira ver de klibimi çekeceğim. Ulan 3 kuruş komisyonla geçiniyoruz. Milletin sıkıntısına bak, ben anlamadım ya. Arkadaş, ölüler de zannediyor ki diriler her gün elime yiyor. Ben de buna tutuluyorum, buyur. Doğru söylüyorsunuz Özgür Bey. İnanın Allah'a, sizin gibi güzel bir delikanlıya bu işler yakışmıyor. 10 numara bir aileniz, 10 numara bir eşiniz var. Bak, bu işlerden başımıza iş alırız, kurban olayım abi. Ganyotçu, sen mahalle esnafıyla konuşmuyorsun oğlum. Karşında Özgür var, Özgür. Bana sıkıntı verecek adamın aklını alırım ben. Ben kendime ait olan şeyi söylüyorum. Karı kokuyor, gitmek istemiyorum yani. Yok yani abi, yanlış anlama. Biz önceden önlemimizi alalım da. Yoksa bizim tavuğumuza bir Allah'ın kulu kışmış diyemez yani. Oldu. 12 gibi hesaba bakarsın. Tamam canım? Hoş geldin hayatım. Hayatım, nasılsın canım? Hayırlı akşamlar Arif Bey. Bunları aldı. Görüşürüz. Görüşürüz ha. Arifciğim, bay bay. Hayırlı akşamlar. Aha. İşte geldi bizim Donald Trump. Donald Trump. İşte ne boksa Trump bu.
Arkadaş her gece aynı muhabbet. Oraya gittim, buraya gittim cilik. Yedi bitirdiler bizi ya. Gel, geç karıcığım. Hayırlı akşamlar. Ha, hoş geldin oğlum. Estağfurullah, estağfurullah. Baba hoş geldin. Anne nasılsın? Merhaba canım. Merhaba. Ne güzel şeyler yapılmış. Canım ne haber tekrar? Lan oğlum otur. Aşkı Memnune'yi çevirdin buraya. Önüne geleni öpüyorsun Behlül gibi. Allah Allah. Bir de bu çıktı başımıza. Pilav ister misin hayatım? Canım ben sadece patlıcan alayım sağ ol. Bu ne? Sarımsak sosu. Özgür yiyecek misin onu? Masaya koyuyorsun yiyeceğim yani. Ama ben yemedim hayatım. Ne yapayım? Şimdi o çekmecedeki yerler açıldı mı? Bunlar açıldı. Öyle mi? Tabii bir de bildik ki bir yer var ya. Orada da açıldı. Hayatım, yemekte de durgundum. Önemli bir şey yok değil mi? Yok ya bir şey duymuşum ya. Ya baksana anne. Abi yanım sıkılıyor işlerden dolayı. Babam sürekli takılıyor bana danıttırap bilmem ne. Ev satmayana yemeği. Sanki ben zorla millete ev satacağım. Zaten işler kötü. Lavuğun biri geldi kavga ettim. Cık. Boş ver hayatım sıkma canını. Abi kimse ev almıyor ya. Adam geliyor granite bakıyor sanki kendi imal etmiş. Sen ne yaptın? Ben de ne yapayım? Annemle Nişantaşı'na gittik. Gezdik, dolaştık, kahve falan içtik. Özgür her yerde %50 indirim vardı biliyor musun? Hı. Böyle bir sürü şey aldık. Bütün gün dolaştık. Buna bir şey aldın mı? Aldım, aldım. Ne? Gaz maskesi aldım. Özgür, arkanı döner misin hayatım? Buram buram sarımsak kokuyorsun. Hadi canım. Demireciğim, ben bunu keyfimden yemiyorum. Yani bana laf sokuşturma. Ben bütün gün sokakta geziyorum, donuyorum böyle. Öküz gibi donuyorum abi. O yüzden antibiyotik yani. Ben senin onu neden yediğini biliyorum ama neyse. Ya niye yiyorum? Neyse niye yiyorum? Özgür, hadi. Hadi canım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Aman aman aman. Sanki şey dümen tutuyorum sarımsağı. Lambayı kapat, lambayı. Bir aksilik çıkmadı değil mi? Yok yok, CD bende. Merak etme. Ne yapacağız? Ne mi yapacağız? Mazlum'u oynayacağız. Hadi bana geçsene. Bu ne kardeşim? Bu ne ha? Biz her şeyi devlete mi ödeyeceğiz? Ne bu? Bak kardeşim bak. Sana diyorum ki zarar göster. Tamam mı? Sen bana bir yıl vergi getiriyorsun. Yani ben bu kadar kar etmiyorum ki. Kemal Bey elimden geleni yapıyorum valla. İnanın 50 tane yol deniyorum. Bir sürü masraf çıkartıyorum. Ama karımız çok fazla. Böyle faturayla falan olmaz. Ne yapacağız? Bir yol var aslında. Ne? Hikmet Bey'in arsa var ya. He. Satın alacağız. Bütün yatırımımızı da oraya kaydıracağız. Orada istediğimiz gibi şişiririz maliyetleri. İş merkezinin satışından gelen 5 milyon lira hanımefendinin banka hesabına transfer edildi zaten. Gerekirse bu arsayı da damadınızın veya kızınızın üzerine yaparız. Ticarette bir hile yapalım dedik. Ödümüz bokumuza karıştı ha. Şu televizyonun sesini açsana. Doğru dürüst konuşamıyoruz ki her yeri dinliyorlar. İsyancıların yağması Türk şirketlerine ilk gün tam 40 milyon dolara mal oldu. Hiç utanmıyorsun değil ulan mi kara, insanların hayalleriyle oynamak? Ulan kara. Herkese haber verdim. Medyaya da. Neyse Özgür. Ben bunun da altından kalkarım. Senin gözünde biz orospuyuz ya. Sen bana sponsor olup klip çektirmedin ama ben sana çok güzel bir film çektim. Bütçesi de 1 trilyon. Özgür. Ruhsuz köpek. Özgür hayatım kahvaltı hazır. Hadi gel gözleme yaptım. Canım kahvaltı hazır. Hayatım Arap müşteriler gelecek. Ben gideyim görüşürüz. Yüzün niye bembeyaz senin? Yüzüm niye beyaz benim? Yüzüm niye beyaz? Yani dünkü yediğim sarımsak şimdi çıkıyor galiba. Bak, hadi bay bay. Beni öpmeden mi gidiyorsun? Bebeğim gel, şuna bakma. 4-5 tane ev alacaklar da. Günaydın Özgür Bey, günaydın.
Yürü, 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 yürü. Kubilay'cığım canım, tamam 30 kolimi alayım da ne göndereceksin promosyon olarak? Oğlum geçen gün 4 tane dandik bardak göndermişsin. Gönder 15 tane şat bardağı. Hadi lan yerim sınırlı sayısını, gönder 15 tane. Şahle Hanım'a bak ya, tehdit mesajı atıyor bize. Ulan sen kimsin? Cesaret apı yutmuş galiba. Kim? Adamın var ya aklını alırım aklını. Özgür Bey bana bir yol ver. Onları var ya tokat denizi yaparım, tokat. Sen dur, sen dur, sen karışma. Dur dur, hat var galiba. Dur ben seni sonra ararım. Alo, buyurun. Şahle orada mı Şahle? Şahle Hanım yok. Sen kimsin? Sen kimsin? Ben Özgür. Ben de Mertay, memnun oldum. Yanlış oldu galiba, pardon. Yok kardeşim, yok yanlış numara değil. Şahle Hanım galiba telefonunu bana yönlendirmiş. Ha buyur, mevzu nedir? Kaçana bak. Mevzunun kahramanı sensin kardeşim, sen konuş hadi buyur. Aslanım, siz bana bir sıkıntı vermeye mi çalışıyorsunuz ha? Bak o Şahle'ye söyle, daha benim gibi bir delikanlı görmemiş. Onu var ya çok fena bozarım bak, çok fena bozarım. Alo. Alo, dinliyorum sizi. Özgür Bey, Allah aşkına bana bir verin. Alo, tarafa kaçanlığı yapmayın oğlum. Dur, dur. Ya siz neredesiniz? Siz yerinizi söyleyin bana. Ben geleceğim ya, ha. Neredesiniz siz? Alo, alo. Kapandı. Abi, abi bak sen bana imkan vermiyorsun. Dayımın çocukları cinayetten yeni çıktılar. Bak onlara etek giydirmezsem namussuz şerefsiz evladıyım. Bak abi onların kulaklarının dibine ineceksin. Çat çat iki tane mi sıkacaksın? Patates sıçarlar patates. Benimin dayımın çocukları var ya mermiye kafa atıyorlar. Allah belanı versin senin be. Alo. Sana demedim birader. Bir kaza oldu da ben sana sonra döneceğim. Döneceğim bir dakika. Ya be oğlum be, arabayı mahvettim be. Geçmiş olsun beyefendi. Sağ olun. Kusura bakmayın, bir anlık dalgınlık. Buyurun, ben gayrimenkul danışmanıyım. Aramızda anlaşalım, istiyorsanız şöyle alalım, trafik sıkışmasın. Ne yapıyorsun oğlum sen? Sen ne yapıyorsun? Arabayı mahvettin lan. Vallahi ne oldu anlayamadım Özgür Bey. Niye anladın ki lan bugüne kadar Arif, niye anladın? Şu tarafa al arabayı, şu tarafa, trafik sıkışın. Hadi kardeşim, 10 dakikadır bekliyoruz burada. Al biraz sağa da biz geçelim bari. 2 dakika bekle abi, namazdalar, çıkıyorlar. Dat dat ne basıyorsun mübarek yerde kornaya? E yani biz Allah'ın kulu değil miyiz yani? Bir şey mi dedik? Biraz kenara al dedik. Canını mı istedik? Biz de sana tane tane insan gibi anlatıyoruz. Bak arabanın sahibi geliyor. Anahtarı burada olsa ileri geri alır, sizi de bu kadar mağdur etmez. Tamam birader, tamam, tamam. Evladım, mübarek cuma günü kimseyle tartışma. Allah kabul etsin abi. Sağ ol. İnsanlarla sokakta tartışmayın. Alttan alın oğlum, alttan alın. Sabrımızın ayarıyla oynuyorlar Sabri abi. Siz de benim gibi camiye alışın. 2-3 rekat namaz kılsanız manen huzura kavuşur. Kimseyle de münakaşa etmezsiniz. Güzel abim, seviyorum seni. Allah başımızdan eksik etmesin. Baksana abi suratındaki nura. Ne güzel de Rahman'a geliyorsun. Mevlam bize nasip etmiyor demek ki. Yoksa 10 numara namaz kılarım abi. Çok yaşa Tayfun abi. Sağ çok yaşa abi. Demeyin evladım. O gavurun icadı. Ya Rabbi şükür deyin. Kimin az kimin çok yaşayacağını bir tek Cenab-ı Hak bilir. Tabii doğrudur. Ama bir de mesela hapşurduğun zaman bütün organların dururmuş. Kalbin dahi duruyor yani o esnada. Mesela dikkat et abi. Gözleri açık hiçbir delikanlı görmemişsindir hapşururken. Hapşırık metabolizmayı bozduğu için. O yüzden söyledim abi. Yoksa tabii sizin lafın derinliğine girince de ya Rabbi şükür demek daha mantıklı oluyor. Bu gene üfledi mi lan? Aa abi bak gönül koyarım ama. Ben mesai saatleri içinde böyle şeyler yapmam. Bak boğazıma antibiyotik alıyorum bak. Özgür aramış. Alo Özgür? Birader bu mütbezeli benim başıma niye bela sardınız siz ya? Hayırdır ne oldu? 80 bin euroluk arabanın içine sıçtı Tayfun, içine sıçtı ya. Araba ikiye ayrıldı abi. Allah Allah. Geçmiş olsun birader. Var mı yapılacak bir şey? Yok, başka bir mevzu var. Siz Şahin'in galeriye geçin, ben oraya geliyorum. Allah. Tamam, geliyorum hadi. Tamam, Şahin'in yerinde görüşürüz. Bana bak, para işini konuş, beni o fındıkla muhatap etme. Tamam abi. Heh.
Ay canım lütfen yalnız gitme. Muhakkak yanına 2-3 tane adam al. Şahane rahat ol. Ben kötülerle nasıl konuşmam gerektiğini gayet iyi bilirim. Ha? Zidi burada işte. Kasaya koyayım da gelip alsınlar bakayım. Yalnız senden bir şey rica ediyorum. Bak ben Nedim abiyle konuşurken göz göz ol benimle, tamam mı? Ne dersem onayla. Ya Mertay. Ne? Nedim abiyi hiç karıştırmasak mı? Ya adam dengesizin teki. Nedim abi iyi bir güç. Heh, adres geldi. Elime düştün Özgür Efendi. Ay, bir kavga gürültü olmasa bari. Kimle, benimle mi? Ne diyorsun ya? Dağ başım burası. Çakalla çakal olmam ben. Oo Özgür hoş geldin. Selamun aleyküm. Kolay gelsin Şahin. Aleyküm selam. Abi ben bir lavaboya geçeyim. Ya geç, nereye geçiyorsan geç. Benden uzak dur be. Bizi bitirdin be. Ne oldu ya, hayırdır? Kaza yaptık. Araba pelte çıktı. Büyük geçmiş olsun. Sizde bir şey yok değil mi? Bende bir şey yok da bu gerizekalı kendini arabaya sıkıştırdı. Manyak mıdır nedir ya? Canını sıkma ya. Kaskodan hallederiz. Cana geleceğine mala gelsin. Dayı 3 çeyrek daha yapsana. Tamam abi. Vay Sabri abim. Abi hoş geldin ya. Tayfun hoş geldin. Merhaba brother. Sabri abi hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Ne haber? Ne haber? Ne oldu Özgür? Nedir mevzu lan? Ya başımıza bir bela aldık, sorma be. Anlatacağımlar. Şu telefonları bırakalım da. 5 dakika oturabiliriz değil mi? Geç geç, keyfine bak. Gel bırak gel telefonu. Abi kokoreç yer miyiz? Vallahi fena olmaz. Vallahi dur söyleyeyim. Adamımızda. Dayı! 3 tane daha. Hayırdır lan, mevzu nedir? Ya benim bu 4 aydır takıldığım şarkıcı karı yokmuş hali. Bizi filme aldı kanka. Yok ya. Abi kız kurnaz tam gaz yolunda. 2 kişiyi aynı anda elinde oynatıyor. Bizimkine dedim ki bak Özgür abi kurban olayım, yapma etme. Kız seni koparacak, ameliyat edecek hava gazı. E tabii şimdi öbür lavukla birbirine düşünce götüne yılan kaçınca aklını kaybetti. Sabri abi, Tayfun, Ganyotçu abi inan Allah'a metabolizma mı bozdu? Tır bizi lime lime ediyordu be abi. Lavuk kim? Kim? Ben. Tayfun sen Özgür kardeşini unuttun galiba, tanımıyorsun. Bizim kimseye eyvallahımız olmaz kardeş. Biz de tek başımıza bir makineyiz yani. Yalnız bu lavuk birilerinden bence yani tahminime göre bir güç alıyor. Güç aldığına göre bize böyle bir kumpas yapıyor yani. Yani ben başka şeylerden şüpheleniyorum. Eğer kayınpederimin babamın kulağına giderse harbiden beni delik deşik ederler Tayfun. Beni karı kız içine bulaştırmayın oğlum. Bir ton katara takacağız şimdi. Nereden söyledim, nereden söyledim? Tayfun'a haber verin de gidelim. Şu Özgür'le hiç bir enerjim uyuşmadı. Ne zaman suratını görsem başıma bir olay geliyor. Kardeşim kitapta yazıyor, kitapta. Kumardan, alkolden, uyuşturucudan uzak durun. Ama zinadan kaçın diyor, kaçın. Kardeşim biz de erkeğiz ya. Ama fren yapmasını biliyoruz. Şuradan bir yarım daha söylesene, acısız olsun. Dayı bir yarım daha, acısız olsun. Ha, Mert arıyor. Ha, geldin mi? Tamam, in. Tam orada in. Merhaba Özgür. Merhaba kardeş, gel. Mertay değil mi? Eyvallah. Arkadaşlarım, misafirlerim var. Buyurun. Gel böyle gel birader, gel. Gel şöyle oturalım, şöyle buyurun. Mertay buradan ya. Nedir mevzu? Özgür Bey, ben konuya vakıf değilim. Şale bana yönlendirmiş dedi. Ha. Hayır, bilsem konuyu konuşacağım. Yani sizinle tartıştıktan sonra aradım, ben de ulaşamadım. Konuyu bilmiyorsan anlatalım Mertay kardeş. Şale Hanım'a söyle, onun yürüdüğü yollarda bizim hala ayak izlerimiz duruyor. Gitsin baksın. Ha sevmiyor muyum? Seviyorum. Sevmeden ilişki olur mu? Olmaz. Ben bu kızı sevdim kardeşim. Ama şimdi istemiyorum. Ne yapacaksın? İstemiyorum yani. Bu karı seninle beni aynı anda idare ediyormuş demek ki. Konu bu mu? Bu. Ne konuşacaktık seninle? Bütçe görüşmesi mi? Hayır, konu buysa tamam konuşalım. Bana Özgür'den ayrıldım dedi. Evli olduğunuz için bu ilişkinin sonu yokmuş. Hatta geçenlerde bana evlenme teklif etti Özgür Bey. Bu ne ilişki lan ha? Bu karı benim. Aynı kızı ikisi mi düdüklüyorlar? Tövbe yarabbi.
Ulan biraz evvel ne anlatmıştın ben zina ile ilgili ha? Trilyon para istiyorum diye. Buyur. Bak ona söyle. Onun güvendiği dalların aklını alırım, gece yatak odalarına gelirim. Ben de böyle bir delikanlıyım, anlatabiliyor muyum? Haberim yok ama olur, söylerim Özgür Bey. Lan sen burada bize kelime oyunu mu yapıyorsun amca? Ne oluyor lan? Şşş, hayırdır? Ganyatçı. Bak sana buradan bir koyarım var ya, Medine dilencisi olursun ha. Kime teşkilat kuruyorsunuz lan siz? Kendine gel, kendine. Beyler, ben buraya kardeşçe geldim. Oğlum sen kime tutarsın? Lan oğlum, lan oğlum, lan oğlum, lan oğlum. Lan oğlum. Bir dakika, bir dakika lan, bir dakika. Şş, bana bak oğlum, git o Çağlı'ya söyle. Ona iki saat müddet, o CD'yi getirmezse onun aklını alırım. Çık git, durmuyor. Yürü lan, itle. Sabah yürek yemiş, buraya gelmiş. Yürü lan, Fetoş. Git bir bak, git bir bak. Arabaya bindi mi, git bir bak. Yavşağa bak ya. Gel şurayı düzelt dedim, gel. Atacaksın iki tane böyle ipnelere ya. Ne yüz veriyorsun abi? Sabri abi kusura bakma. Estağfurullah. Bir su ver ya, susun. Sinirlerim boşaldı ya. Pezevenge bak, gelmiş rejon kesiyor. Nedim abi, ben senin ekmeğini yedim abi. 4-5 aydır da mekanlarında müdürlük yapıyorum. Sana bir yanlışım oldu mu abi? Olmaz. Ben sana yanlış yapmam abici. Ben Şale'yi seviyorum. Gerçekten seviyorum abi. Bizim aramızda böyle seviyeli bir ilişki var. Tamam, bazen küsüyoruz, kavga ediyoruz ama biz birbirimiz için yaratılmışız abi. Anlıyorum. Ben de delikanlıyım. 4-5 lavuk birden saldırdı üstüme abi. Çullandılar. Ay kız istemiyorum diyor. Kızı sıkıştırıyorlar, dövüyorlar. Kız istemiyor abi. Ama bunu anlamıyor lavuk. Sonra bunu gurur meselesi yaptı. Bu saplantıya dönüştü. Zaten psikopat, şımarık, zengin piçin teki. Ne iş yapar bu Özgür çocuk? Emlakçı abi. Bana da sponsorun olacağım, klibini çekeceğim diye vaatlerde bulundu. 4 aydır oyalıyor. Bahsedince de kızıyor. Siz de erkeksiniz Nedim abi. Hiç zorla güzellik olur mu? İstemiyorum onu. Anlıyorum canım, anlıyorum. Hayat ortalık deliden, psikopattan, kolpacıdan geçilmiyor ki. Hayır, hangi birine ceza vereceksin? Çakal bir de bizim sürekli müşterimizmiş değil mi? Evet abi, ayda 1-2 kere gelir ailesiyle. Gördüğüm kadarıyla da 10 numara bir aile abi. Tam hokkabazmış ha. Bir de gizli kayıt yapmış Mert'a. Kıza. Dur Mertay falan deme Şale, anlatacağım. Ne diyorsun ya? Vallahi abi, böyle sapıklıkları da var herifin yani. Aha, sor Şale'ye. Gizli kamerayı o görmüş abi. Ben ona burada bir antrenman yaptırırım. Torunlarını anlatır. Selamun aleyküm hayırlı işler. Pardon beyler, biraz sessiz olabilir misiniz? Eşim arıyor da. Alo. Alo. Efendim canım. Özgür neredesin? Hayatım söyledim ya, bugün Arap müşteriler gelecek diye. Kum kapıya geldik, göz boyama şekli. Ha, 3-4 daire bakıyorlar yani. Anladım hayatım. Babam sabah bankadaki işi unutmasın dedi. Tamam, hadi iyi akşamlar, görüşürüz. Kusura bakmayın, buyurun. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayakta kalmayın, ha böyle buyurun oturun. Buyurun, buyurun. Beyler hoş geldiniz. Adım Nedim, mekanın sahibi. Ben Özgür, memnun oldum. Her ne kadar yüz yüze tanışamasak, mekanınızın menüsü çok güzel. Teşekkür ederim, o sizin güzelliğiniz. Biz çok keyif alıyoruz. Daha doğrusu alıyorduk. Yani ne zaman mekanınızın menüsü Tabildot'a bağlandı, o zaman kabak tadı vermeye başladı. Ya kusura bakmayın Nedim Bey, ben de mınar yiyemiyorum yani. Pardon Özgür Bey, siz emlak işiyle mi uğraşıyordunuz? Evet, gayrimeşhur danışmanıyım. Özgür Bey, az önce bizim aramızda böyle tatsız bir olay yaşandı. Böyle şeyler olur. Yani biz bunu sineye çekelim, el sıkışalım, bu iş kapansın Özgür Bey. Sineye çekmezsek ne olacak? Kardeş, müsaade et, lafımı bitireyim. Galeride de söylediğim gibi Özgür Bey, ben Şale'yi seviyorum. O da beni seviyor, sizi istemiyor. Tamam, bir hata olmuş. Yani karşılıklı bir hata olmuş. Görüşmezsiniz, olur biter. Mertay kardeş, size bir enerji patlaması, bir özgüven gelmiş yani.
Kusura bakmayın, biz de 3-10'luk delikanlıyız. Kimle ne zaman ne şekilde konuşacağımıza bırak da biz karar verelim aga. Özgür kardeş, müsaade edersen iki kelime de ben konuşabilir miyim? Buyur Nedim kardeş, müsaade senin. Teşekkür ederim. Her iki şahıs da personelim olur. Mert'i de kardeşim gibi severim. Mevzuyu bana anlattın. Ben bir dinleyiciyim. Bu şu demek değil ki, buraya geleceksiniz, mekanımıza davet edeceğiz. Burada bize kinayeli kinayeli laflar sokacaksınız. Yok tabildot yemem, yok mundarım. Yani adam zaten olayı düzeltmek için mevzuyu açıyor. Ama siz düzeysiz bir konuşma yapıyorsunuz yani. Yani kusura bakmayın ama sizin karşınızda da çocuk yok ya. Yani. Hayırdır? İngiltere prensiyle mi konuşuyorum? Ne diyorsun lan sen? Sen ne diyorsun? Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun lan? Babana iyilik yapmayacaksınız oğlum. Bizi böyle gördüğünüz karamürsel tepete mi zannettiniz lan? Adamım adam yaparız madem. Bizim mi bu kadar da yerin altında var oğlum? Topla lan, topla. Alın oğlum, o piçi alın lan. Asıl piç bu işte lan. Piçtir oğlum, piç. Ben bu dünyadan değilim evladım. Bak cebimde tane raporum var. Ben şimdi sizi buraya niye topladım? Mertay kardeşim mevzuyu anlattı. Hayatımda şimdiye kadar fisk yememiş bir adama vurdunuz. İtalyan mimarisi dekorlarımı ateş ettiniz. Solistimle birlikte oldunuz. Her bir şeyi yaptınız. Oldu mu? Olmadı. Bir adamın mekanına delik açarsanız o adam da sizin götünüze deliği açar. Şimdi sizinle residence fisting oynayacağız. Müziği başlatacağım. Bir müddet bunun etrafında oynayacaksınız. Müziği durdurduğumda bunun üzerine oturan ihaleyi alır. Ayakta kalanı vururum. Yarısı yerin altında olan kardeş, anladın mı? Anladım abi. Sen film yapmışsın ya. Benim filmim de bu emlakçı kardeş. Çek. Beyler oturun buyurun. Buyurun buyurun. Otursanıza lan! Otursanıza lan! Abi kurban olayım, tamam abi, oturuyoruz be. Gözünü seveyim, hiç gerek yok be. Allah'ını seversen Nedim abi. Yani bak bu mevzuda bu arkadaşlarımın suçu yok. Ne varsa bende var abi. Ne olur abi, bir hata ettim ben. Özgür kardeş, kan parası lazım, kan. Kan parası? Ne kadar? Sus ulan. Bana bakın oğlum. 2 milyon lirayı dediğim tarihte getirdiniz, getirdiniz. Getirmezseniz bu kaseti bütün Türkiye'ye izletirim. Nereden bulursanız bulun. Şimdi de siktir olun gidin. Gel buraya Mertay. Şuraya bak. Her tarafı sıçtılar. Hadi arabelerini de çevirdiler. Çık 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 çık. Çık 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 çık. Hadi hadi. Baş birader ya. İyi. Yürü. Çık. Birader anahtar. Beyler vali ücreti. Nedim Bey misafiriyiz. Bunlara var ya 84 tane delikanlı yapacağım. Bunların var ya aklını alacağım, aklını. Kimse beni hayatımda bu duruma düşürmedi. Kısa metrajlı filmimizi de çektiler. Ganyotçu sen niye havaya ateş ediyorsun kardeşim? Görmediniz mi Özgür abime neler yaptılar? Abi Allah'ını seversen bir semte gidelim, bir iki tane delikanlı alalım. Tarayalım orayı, ne olur abi, kurban olayım ya. Allah belanı versin pezevenk. Ulan üstünde emanet de var. Adamlara sıkacağına atma tavana sıkıyorsun. Ulan sen de kalk şunun üstünden be, küçüğüm geriye yapıştı, kalk. Esnaf adamı düşürdüğü hale bak. Ayağımı kestim galiba. Ulan ben sana ne demiştim ha? Ben sana ne demiştim? Abi bana niye bağırıyorsun? Ben mi dedim gelin bunları giyin diye? Ben de mağdurum abi, görmüyor musun halimi? Beyler, ileride uygulama var. Hayda. Ganyotçu eğlen kafanı. Tavus kuşu gibi duruyorsun önde, öküz. Volkan, arabayı sota bir yere çek. Bu kılıkta yakalanmayalım. Şahin doğru söylüyor beyler. Bizi bu kılıkta yakalarlarsa grup seksten içeri atarlar, ben söyleyeyim yani.
Pardon beyler. Genetik. İçeriden sesler geliyor. Hanımefendi, inanın bana kötü bir niyetimiz yok. Gerçekten bak, beni tanıdınız mı? Emlakçı ben. Kocam haklıymış. Abi bunlar manyak, kaçalım. Tabii ki. Lan, manyaklar! Yakala koy! Gel lan buraya! Ya şu Amerikan toplumundaki rahatlığa bak be kardeşim. Bak bak polislere bak, olay yerine nasıl giriyorlar. Bir elinde kahve, bir elinde sosisli sandviç. Vay be. Biz de olay yerine giderken 3,5 atıyoruz. Taş nereden gelecek, sopa nereden gelecek? Daha benim bir cinayette yemek yediğim yok ya. Anca çay simit, çay simit. Anlıyorum. Bak, 7000 Amerikan polisiye filmi varsa en az 5000'inde şu mevzu var. Amir sokağa çıkar kardeşim, kimliğini gösterir, istediği arabaya el koyar. Biz çevirsek amirin benzini sen koy, arabanın muayenesi yok, kaskası yok, zırtı yok, pırtı yok. Amirim boşları alabilir miyim? Kusura bakmayın, dükkanda da kimse yok. Ya kusura bakma, seni de meşgul ettik. Yalnız ustaya özel selamımı söyle, 10 numara olmuş. Afiyet olsun. Mekanımızı da şereflendirin amirim bir gün. İnşallah, inşallah. Bizde de eşeğe eksik olmaz, görüyor musun? Nasıl bir tiptir bunlar ya? Reklamına kalalım. Sarı iş yapar ha. Güzel makine. Bak ben o Nedim'le bir oynayacağım buradan çıktıktan sonra, delikanlını görsün. O daha görmedi. Bak hala ya. Ne gülüyorsun oğlum? Gülmüyorum abi. Gülüyorsun lan. Gülmüyorum abi. Ulan bir sus be. Ne vuruyorsun ya? Ulan kaç yaşında adamım be. Beni kedi kılığına soktun, maymun gibi dolaştırıyorsun be. Ulan insan biraz utanır be, utanır. Abi tamam ya, karakoldayız, farkında değil misiniz? Tamam beyler, tamam. Sabır tamam. Abi, sen ne dersen haklısın Sabır abi. Bana bak Özgür, bu dünyada boşuna yaşıyorsun, götünü kaşıyorsun. Ya Özgürcüğüm tamam ya, tamam. İçeride hiç kimse bir şeye karışmasın, ben halledeceğim. Konuş abi, git ne diyorsan ne ya. Geç içeri, geç. Buyurun, olay nedir? Abi müsaade ederseniz olayı bütün çıplaklığıyla anlatayım. Biz drag queen'iz. Yazları güneyde, kışları Marmara'da çalışıyoruz. Ne gibi? Branşınız ne? Dans, müzik, eğlence, ünlü taklitleri. Yani bunların hepsini kapsayan bir konseptimiz var. Yine bir açılışa giderken arabamız arıza yaptı. Hani yolda yürürken bir apartmana girdik. Üstümüzü değiştirelim de böyle gitmeyelim dedik. Peki arabaya niye böyle bindiniz? İşte çalıştığımız yerde az solist olduğu için bir tane odaları var. Onu da onu açmışlar. Biz de giyinmek için boş bir yer arıyorduk. Hepiniz aynı evde mi kalıyorsunuz? Evet efendim. Ne oluyor burada? Türk mü lan bunlar? Evet amirim. Pembeli yoldan pembeli. Necisiniz siz? Animasyon grubuyuz amirim. Oğlum nedir bunların mevzusu? Amirim uygulamadan kaçmışlar. Bir apartmana da böyle girmişler. Nasıl bir şekildir oğlum ya? Amca da bunlarla beraber mi? Evet amirim. Kimliklerine, GBT'lerine baktınız mı? Üzerlerinden kimlik çıkmadı amirim. Atın bunları içeri hadi. Atın. Amirim, atın, atın, atın. Amirim inanın Türkiye'nin yetiştirdiği ender yetenekleriz biz. Polis gecesine de çıktık. Arkadaşlar amirimize şovumuzu gösterelim hadi. Benle başlamayalım da önden başlayalım. Olur. Başlayalım buyurun. Ben buyurun. Hadi Arif başlayalım. Kaymaz mısın tarçınıma? Ver coşkuyu, kolonları inlesin. Gemilerde
talim var. Kız benim, yârim var, yârim var. Sabahlara dayanamam Osman Aga. Yalancısın inanamam Osman Aga. Yaptığına şantaj derler, böyle aşka montaj derler. Kızın da yersin lan! Lan ne yersin lan? Tıkın lan! Tıkın! 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 Özgür Bey, ne oldu ya? Soruyu yapıyordum ya. Nerede kadın hakları ya? Nerede kadın hakları? Adam gibi davran lan! Senin karşında esnaf var! Ulan adam gibi davran, karı gibi davranma! Tamam lan ganyotu, tamam kes be, kes! Kes! Ticaretten hatır bitti ya! Özgür Bey! Ya Özgür Bey'i ne sokayım? Özgür Bey'lik halim mi var benim ganyotçu? Allah belanızı versin be! Ulan buradan bir çıkayım. Anam avradım olsun, ikinizi de vuracağım. Ondan sonra göreceksiniz Sabri abiniz nasıl bir delikanlı diye. Hayda, ben ne yaptım abi? Benim suçum ne ya? Ya arkadaş, tam her şeyden sıyrıldım, kurtuldum derken her seferinde şu numuneye denk geliyorum. Şu birlikte yola çıktığım arkadaşlarıma bak. Allah benim belamı versin Sabri abi, siz rahat olun. Ne olduysa benim yüzümden oldu abi. Ben bunun altından kalkmasını da bilirim yani. Özgür, ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ağlıyor musun? Ya ben bir denemi taklası mıyım? Tayfun, hedef ben miyim ya? Özgür, tamam tamam. Bu kadar üzülme ya. Ne oldu? Ya bir sürü delikanlı adamı ne şekle soktuk birader. Her şey benim yüzümden oldu. Ben bilmiyor muyum ya? Ben bunun acısı içerisinde değil miyim? Sen bilirsin. Ben tepkilerimi belli edemem Tayfun. Benim durumum bu. Ne yapacaksın? Ama çıkarmasını da biliyorum birader. O parayı bulacağım, o görüntüleri alacağım. O Nedim'le de, Mertay'la da, Şahale'yle de ben ilgileneceğim. Siz karışmayacaksınız. Ben ispatım için yaşarım Tayfun. Abiler, ben size telefonda mevzuyu bahsetmedim. Asıl mevzu büyük. Parayı istediğimiz şekilde bulabiliriz. O görüntüleri alabiliriz. Tavşan, yakından dinle, gel. Gel, gel. Sabri abi. Geldi lan. Tamam abi, tamam. Abi sen anlatırsın. Beyler, mevzu büyük. Eğer duyulursa benim evlilik hayatım her şeyim biter. Anlatabiliyor muyum? Yani benim derdim aslında kendim ve babam. Geçenlerde peder paraya sıkıştı, kayınpeder çıkarıp 1 lira vermedi abi. Gamsız, anladın mı? Gamsız. Ailemi seviyorum, karımı da seviyorum ama şeklim yok baba. Siz de biliyorsunuz durumu. Yarın 5 milyon lira kayınvalidenin üzerinden para çekecek. Benim üzerime de arsa alacak. Yani sizin anlayacağınız parayı aklıyor. Aydan gelen uya gider Tayfun. Bu işin içinde bir tehlike yok beyler. Zaten öyle bir şey olsa sizi zan altında bırakmam. Kendim de varım abi. Ben kayınvalidem muhasebeci, sabah bankaya gidiyoruz. Eğer kapının önünde durursak, bir tane de maske uydurursak kendimize, mevzuyu çözeriz. Para niye bu kadar gecikti? Bari çık biz karışsaydım. Nurdan Hanım, bankanın grup günü olduğu için gecikmiştir. El kulağındadır, gelir birazdan. Ne gibi grup? Bizimki gibi yüklü ödemelere grup diyorlar. Başka müşterilerin de böyle yüklü ödemeleri varsa o yüzden gecikmiştir. Ha, o bakımdan yani. Ön adınız var mıydı? Yok, tek isim sahibiyim, Altan. Henüz gelmemiş bir beyefendi. Sabah 8-9 gibi gelecekti ama. Bekleyin, 5 dakika sonra tekrar bakalım.
Peki. Kaç kilosunuz? Pardon, duyamadım. Konut kredisi için kaç kefil istiyorsunuz? Ticari sicil istemişse eğer kefilsiz de kredi verebiliyoruz. Elinizdeki broşürde de yazıyor zaten bütün detaylar. Anlıyorum. Efendim kusura bakmayın. Yani sizi biraz beklettik ama malumunuz. Başka müşterilerimize de ödemelerimiz vardı. O yüzden affınıza sığınıyoruz. Ah çok şükür. Mesaj geldi kuzen. Hadi. Paketler indi, kazamız mübarek olsun. Şişt, camı açalım. Özgür'den ilk mesaj geldi. Kalıbınıza sıçayım. Sanki karşımda 40 yıllık soyguncular var. Yani bunları takınca her şey halloluyor mu ha? Lan dışarı baksanıza. Panayır gibi yere geldik. Her taraf kamera dolu. Siz içeriden ancak benim yaşımda çıkarsınız ha. Ya Sabri abi, şerefimiz iki paralık oldu. Sanki biz bilmiyoruz nasıl bir işin içinde olduğumuzu. Hayat hain, ne yapacaksın abi? Bak abi, akşama kadar bu parayı götürmezsek götümüzün fotoğrafından billboard yapacaklar. İşimize dostumuza ne diyeceğiz? Fotomontaj mı? Abi ben bütün her şeyi göze aldım. Beyler, çantayı kapamazsak ben kadına vurmam ona göre. Ya bir sus be kardeşim. Hadi abi sen de vallahi ya. Bana bakın, Özgür'ün elinden parayla ilgili bir yazı falan aldınız mı? Yo. İyi bok yediniz. Bir ev için 150 bin lira para veriyorsunuz, sonra 6 yılda 350 bin lira olarak geri alıyorsunuz. Yani kısaca şöyle diyebilir miyiz? Keser döner, sap döner, tavuk döner, horoz gömer. Pardon, anlayamadım. Keser döner, sap döner, tavuk döner, horoz gömer. Beyefendi siz sıra numarası aldınız mı? Yavrum, benim her yerim numara. Yatın lan! Kimse kahraman olmaya çalışmasın. Ne oluyor? Bankamı soyuyorlar. Ne oldu lan? Ne oldu? Kimse kımıldamasın. Kimse. Kafasını kaldıranın kafasını atarım lan. Yat. Yat. Ay! Altadı. Altadı. Çocuk. Dön. Çantayı alayım. Al! Tamam şurada birkaç tane kaldı abi. Şunları da koyalım da dur. At 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 at! Hemen. Amirim. Evet. Pınar Bank'ın Zincirli Kuyu Şubesi'nden soygun ihbarı aldık. Ay ananı avradını. 10 dakika sonra nöbete devrediyordum ya. Öyle yaralı var mı oğlum? Henüz bir bilgi yok amirim. Topla bütün ekibi topla hadi. Yürü yürü! Abi yemin ediyorum yardım derneğinin parası gözünü seveyim. Yürü! Abi bırak da kalkayım ayağım. Aa biletim var abi yavaş. Bir daha insanlarla konuşurken yüzüne bak. Yürü! Beyefendi ne yapıyorsunuz ya? Özür dilerim hanımefendi. Rüzgarın azizliği. Ama İstanbul burası, İstanbul. Hayvanların lüzumu yok yani. Hanımefendi. Hanımefendi. Ne? Zaten sinirlerim bozuk, beni aşağı indirme. Şu yaşta şu hareket yapılır mı yani? Ablacığım, güzel ablacığım. İnsan balgamını tutamayabilir. Siz bu yaşa gelince yürüyebilecek misiniz bakalım? Haklısın. Ne varmış lan benim yaşımda yavşak? Yok yani abi. Ya sen niye denyoluk yapıyorsun? Niye maskeyle çıkıyorsun ya? Abi gözünü seveyim yapmayın. Nereye götürüyorsunuz beni? Ne oluyor bankanın önünde ya? Kim ulan o? Orada! Bir arabanın içinde! Orada! Yılarsın! Ne oluyor lan? Kim lan bu sıyırma? Ya çekil şu telebe! Haydi bir çıksın sen! Orada! Bir arabada! Ah!
Polis bey! Ha? Polis bey! Vatandaşı ateş açıyor! Şikayetçi polis bey! Ne oluyor ya? Neyin yapıyorlar? Abi inanın bana biz parasında falan değiliz yani. Mevzumuz başka bizim. Aile şeref meselesi. Eğer bu paradan 2 milyon akşama kadar teslim etmezsem seks kasetimi yayınlayacaklar abi. Güzel abicim. Benim de akşam halı saha maçım var. Parasını peşin verdin. Ne olur bırakın gideyim abicim. 3,5 dakikamız var. Beyefendi ben de bir lavaboyu kullanabilirim. Ya ablam ben neredeyim siz neredesiniz ya? Abi samimiyetinize sığınarak bir soru soruyorum. Herhangi bir örgüt işi falan değil değil mi bu? Kuzen. Bak oğlum, 48 saattir uyumadım. Beni yormayın. Suç ortaklarınız nerede? Amirim bir yanlış anlama oldu galiba. Biz suçlu değiliz, ortağımız falan da yok. Lan oğlum siz hangi örgütsünüz? Kimsiniz lan? He? Biz örgüt falan değiliz amirim. Lan dün etek giyip jartiyer çekiyordunuz burada. Bugün gittiniz banka soydunuz. Şimdi benden adam saklıyorsunuz he? Suç ortaklarınız nerede lan? Bakın böyle. Geliş geliş durma. Efendi ol. Beyefendi bizim suç ortağımız falan yok. Biz bankaya adım bile atmadık. Lan sen zarfada karışma. Sirk mi burası mandrake? Niye geziyordunuz oğlum o zaman bankanın önünde maskelerle? He? Gidin şu güvenlikle banka müdürünü çağırın gelsin. Şüpheli şahıslar bunlar mı müdür? Evet efendim bunlardı. Affedersiniz amirim, bankamızın ismini ve itibarını ayaklar altına aldılar. Ben ömrümde hiç bu kadar korktuğumu hatırlamıyorum. Olayı bizzat yakından personelim gördü. Anlat oğlum. Siz dua edin, ayağım takıldı da düştüm. Sizinle burada değil, dışarıda oynayacağım. Şekilsiniz ya, amına. Ne diyorsun? Oğlum sen lan! Ne diyorsun sen lan? Ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan? Susun lan! Amirim, kalkan bir dur beni. Bir saniye abi ya. Ayıp ya. Ayıp ya. Ya bir dakika. Bir dakika. Yeter. 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 Bırak. 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 Yere lan top hadi seni be. Abi ben de evlat arifesindeyim. Allah'ınızı severseniz bir evladım olmadan ölmeyeyim abi. Ne olur be. Gençler çok saygısızsınız. Büyüklerinizi hiç dinlemiyorsunuz. Sabahtan beri konuşuyorsunuz. Size hiç cevap veren oldu mu? Olmadı. Niye hala konuşmayı sürdürüyorsunuz? Sen kırmızı. Hı. Niye hala konuşmayı sürdürüyorsun oğlum? Ya üzerimde bomba var. Hedef ben miyim abi? Gözünüzü seveyim ya. Bak hala bir kelime daha edersen şu tuşa bastığımda götünüzü Londra'dan başınızı Afyon Karahisar'dan toplarlar. Araba hazır amca. Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Sakin ol oğlum. İndirin lan silahları. İndirin. İndirin basmayanın anasını avradını lan. Kendine gel. Benim adım bomba, soyadım ölüm lan! Mekanik abi, dokunma! Git!
Kaç! Kaç! Allah'ım! Allah'ım! Birader patlayacak mıyız? Yüzünü seveyim abi! Panik yapma! Ne oldu? Bu kızım kafalı kardeşin ev adresi mevcuttur değil mi? Evet, mevcuttur. Merak etme abi, kurtaracağım seni. Eniştem var, otel elektrikçisi, bu işlerin uzmanı. Gidelim şunlardan kurtulalım. Yok öyle bir şey ya. Telefondan bizimkileri alayım, belki yardımcı olurlar. Dur abi, dokunma. Patlar matlar abi, dokunma. Doğru söylüyorsun. Basma matlar. Ne yapacağız? Ah be abi, ne şekillere düştük be abi. Sen de gitsek arkadaşlarıma kara yapar. Annem böyle görür, perşan olur. Polise gidecek, patlayacağız abi. Ne yapacağız abi? Bombayı bağladılar, vücut kimyam bozuldu abi. Aklım gitti, perşan oldu. Beynim durdu abi, kafam çalıştı ya. Abi cani yakıldı ya. Bu ne diyeyim ya? Dolayı beraatine. Diğer şüpheli şahısların banka soygununa yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına davanın 9-11-2011 tarihinde tekrar görülmesine karar verir. Yaşasın. Ben bu kadar hızlı karar veren hakim görmedim ya. Ya Ganyoç'u sen niye yüzünde maske varken kadınla kavga ediyorsun ya? Niye her mevzuda bu kadar telaşlı? Abi, metabolizmam bozulmuş. Sanki ben her gün banka soyuyorum. O değil de Sabri abi yırttı. Hmm. Benden söylemesi. Tesadüf kurallarını bilmiyorsunuz, bana tabi olun. Ya git işine ya. Her şey senin yüzünden başımıza geldi zaten. Ben uyandırayım. Koğuş ağasına yakın olun. Banka soygunundan giriyoruz cezaevine. Enayiler bizde para var zannedecek. Allah'ım sen kurtar bizi bu işten ya. Kapat birader. Enişte! Vay oğlum, vay. Al. Ocağına düştüm enişte. Birader bir dakika. Ne oldu lan? Abi, banka soygunu oldu. Kimliğini tespit edemediğimiz şahıslar bizi bir yere götürüp bomba taktılar. Bu birader de dedi ki benim eniştem elektronikte 10 numaradır dedi. Siz çözüyormuşsunuz. Abi kurban olayım, bizi bundan kurtarın ya. Bu nedir ya? C4 mü, C5 mi, C6 mı bilmiyorum abi. Şuna bak ya, Çin kerhanesi gibi. Bomba lan bu! Enişte ne yapıyorsun ya? Manyak mı bu ya? Koş lan koş! Kaçtı kaçtı, ben gördüm. Kaçtığını gördüm, başka elektrikçi yok birader burada. Var da mesai bitti abi. Önünü kapat önünü. Şu eniştemin yaptığına bak Özgür abi, sattı beni be. Ya birader gözünü seveyim, sakın bir daha benim elimden tutup da bir yere gidelim falan deme. Rica ediyorum be. Ben mi dedim abi, zaten şu halime bak, tek bir para istiyorum. Şşş, bana mı iş koyuyorsun abi? Bana mı iş, sen bana, ya sen bana iş koyuyorsun. Abi dur, herkes satmış zaten beni tamam, ya. Tamam birader, konuşmuyorum ben. Niye kaçıyorsun? Bagajı niye açıyorsun sen ya? Tamam konuşmuyorum. Bu ne lan? Oo! Bankanın parası. Ne bankanın parası be kardeşim? Benim param ya. Ne bankanın parası? Bankanın parasıymış. Yürü. Ağzını açarsan harbiden bak.
Harbiden. Tamam abi, zaten moralim bozuk, üstüme gelme. Tamam birader, bir şey demedim. Sana da bir şey söylenmiyor. Yarım saattir dinliyoruz. Abiciğim, enişten satmış beni ya. Ya gitme kardeşim, eniştenin amına koyayım. Gel satmasaydı. Selamun aleyküm selam. Allah kurtarsın. Canım hoş gelmiş han. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, oturun, buyurun. Ayakta durmayın, buyurun, oturun. Gençler memleket nere? İstanbul ağam. İstanbul. 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 Ne güzel, ne güzel. Siz nerelisiniz ağam? Antalya Kaş canım. Anlıyorum. Oğlum lokum dağıt arkadaşlara. Ben almayayım. Takma diş var, yapışıyor. Ben bir tane rica edeyim. Teşekkürler. Arkadaşlara dağıtın. Açlık çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey. Anlıyor musun? Tabii tabii ağam. Öyle değil mi arkadaşlar? Doğru lan! Oğlum televizyon sesini aç. İnanır mısınız? 7 tane cinayetim var. Daha sizin kadar meşhur olamadım. Bütün basın, medya hepsi sizden bahsediyor. Evet, olay aynen burada. Şu bulunduğum yerde gerçekleşti. 3 tane soyguncu bu kapıdan içeri girdiler. Ve 3 rehine ve 8 milyon lira para ile buradan kayıplara kaçtılar. Sana bir şey söyleyeyim mi? Televizyonda daha şişman gösteriyorsun. Ama bile daha sempatisin. Teveccühünüz o. Ama Kadir, bu köy tavuğu güzel oğlandır. Güzel oğlan. Hele gel yanıma gel. Gel bakayım. Ben mi? Hele sen kalk. Şöyle geç otur bakalım. Lokum güzel miydi? Kandı. Güzeldi ağam. Hele bir çıkarayak. Al. Çek içine, çek içine. Oh, yarasın. Özgür abi, şu bombalardan bir kurtulalım. Kafamız berrak olsun abicim. Parayı da bulduk. Benim fikirlerim cacık çıktı. Senin bir fikrin varsa söyle. Saygı duyuyorum abi. Birader, benim bir fikrim var. Kusura bakma Altancığım. Yani ben kafamı dinlemek istiyorum. Anlatabiliyor muyum yani? Bagajda para var, öbür tarafta bir şeyler oluyor. Yani ben biraz garip oldum yani. Sıkıntı bastı bana, sıkıntı. Almanya'daki nişanlıma, özellikle Almanya'daki nişanlıma... Özgür abi. Son bir şey söyleyeceğim. Başını ağrıttım. Tanıdığım bir Mustafa abi var. En eski saatleri bile tamir eder. Kendisi bizim aile dostumuzdur abi. Bu bombaları falan da durdurur. Gidelim girelim abi, bir şansımızı deneyelim. Hem eve de telefon edersin. Sadelikler içindeyken sevgim sana olan aşkların en güzeli. Abi sağdan, sağdan. Bir bahar akşamıydı. Neydi bizi bizden eden? Kim abi bu Mustafa abi ya? Abi bizim aile dostumuz. Bak bu sondur Altan, haberin olsun ha. Bu sondur yani. Selamünaleyküm Mustafa abi, kolay gelsin. Oo, hoş geldin Altan. Mustafa abi, bir telefon açabilir miyim? Buyur, buyur. Hayırdır? Mustafa abi, iki tane mevzu var. Alo, Cemile, Özgür abinin konuşması bitsin, anlatacağım. Annem geldi mi? Annem geldi de biz seni merak ediyoruz. Ben iyiyim, iyiyim, bende problem yok. Alo? Salça Kafa, merhaba. Reşat ben. Bilader, senin ne işin var bizim evde ya? Adresi nereden buldun? Eşekliğinden. Sende bir emanetimiz olacak. Getir emaneti. Yoksa arabada bana anlattıklarını karın anlatırım. Alo.
Gözünü seveyim öyle bir şey yapma abi. Emanetim bende, neredeysen buluşalım. Bak ben polise haber verdim. Üzerimde bomba var dedim. Gelin çözün dedim. Onlar da oraya geliyorlar. Bence evden uzayın. Mantara bağlarsınız abi. Cemile'ye söyle kapsül barın arkasına gelsin. Biliyorlar adresi. Gelin orada çözelim abi mevzuyu. Bana bak. Abi ben emanet telefonundan konuşuyorum. Kapatalım. Senin telefonun bende, ararsın. Patlamaz değil mi? Tamam abi. Reşat bütün ailemi rehin almış. Sen mi söylüyorsun abi? Morali bozma. Bak şunlardan bir kurtulalım, ben onların da saklını alacağım. Mustafa abi, Yıldız tornavidayı versene. İnce iş bulanı abi, ince iş bulanı. Bak şimdi çözüyorum mevzuyu. Birader ne yapıyorsun sen, gözünü seveyim ya. Ya soba mı bu Allah'ını seversen ya, gözünü seveyim yani. Bir hata yapacaksın, ikimizi de parçalayacaksın ya. Abi, Altan dedi ki siz elektronikten anlıyormuşsunuz. Bize ipneler bomba bağlayıp kaçtılar abi. Hiçbir niyetimiz yok. Allah belamı versin. Biz kötü insanlar değiliz abi. Şöyle bir elektronik eşya var. Göster abi sen de. Mustafa abi. Mustafa abin hep böyle sessiz midir birader? Mustafa abi. Mustafa abi. Birader, Mustafa abin durdu. Yürü yürü. Aslında hepimiz akrabayız. İlkin ben adam vurmuşum. Ondan sonra hepsi beni takip etti. Bizi tanımayan yoktur. Lakabımız nedir biliyor musunuz? Ali Baba ve 40 haramiler. Göç etmek için doğdular. Ya göç edecekler ya da ölecekler. Ağam yeter, ben iptalim. Teklif var, ısrar yok kardeş. Ben bunu çok özel misafirlerim için yaptım. Kaçak tütün de yaptım ha. Bir daha bulamazsın. Size bu kadar ilginin altında ne yatıyor biliyor musunuz? Bu gizlilik ne olabilir mesela? Ne olabilir? Belki başka bir cezaevinde beraber yatmış olabiliriz ha. İmkanı yok. 15 yıldır bu cezaevindeyim. Size olan ilgim... Alatan, Şahin, soyduğunuz bankanın paralarıdır. Şahin, sesime gel. İnşallah ağanızla da bir paylaşım içine girersiniz. Nerenin çocuğu dediniz lan siz? Ağam bir yanlış anlaşılma var galiba. Biz böyle bir şey yapmadık. Göç etmek için doğdular. Ya göç edecekler ya da ölecekler. Korkunç tehlikelere rağmen ilerliyorlar. Yaşlılar bunu defalarca yaşadı. Gençler sürüden ayrılmama gereğini biliyorlar. Büyük tehlikelere rağmen ilerliyorlar. Yollarına devam etmeliler. Dünya onlara fısıldadı. Harekete geç. Harekete geç. Ve yaşa. Sen ne konuşuyorsun lan değişik? Son dört yüzlüğe gelirken Gül Batur birinci, Şah Batur sondan geliyor. Gül Batur birinci, Şah Batur geliyor. Gül Batur birinci geliyor. 10. yıl gazi koşusunu Süleyman Atlı'yla Gül Batur alıyor. Gül Batur alıyor. Oğlum bunlar kendini deliliğe mi vuruyor? Ağam keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Oğlum siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Kalkın lan. Abiler bir yerde. Görüyorsun değil mi Özgür abi? Ölümlü dünya. Kimin ne zaman gideceği belli değil. Adam ağzı açık gitti. Allah rahmet eylesin. O ağzı açık gitti de sen ne olacaksın birader? Bence sen kendine bak. Adli tıp parçalarından Lego yapacak. Benim şu anda karımı ve ailemi katlettiler, rehin aldılar. Anlatabiliyor muyum? Yani üzerimde bir patlayıcı var yani. Ben senin kafana çok giremiyorum. Allah rızası için bir plan yapıyorum. Biraz sessiz ol, ne olur be. Peki abi, emrin olur abi, emrin olur.
Abi parayı istediğin zamanında getirdim. Ya kusura bakma abi. Yani bu tamamıyla kişisel benim kendi hatalarım. Yani ben şeytana uydum abi. Öyle diyeyim dedim abi. Yapmamam gereken bir şey yaptım. Çünkü evli baklı bir adamım abi. Ben bunu sineye çekmek istiyorum. Yani istediğin gibi 2 milyon burada duruyor abi. Sayıp bakabilirsiniz. Hepsi gerçek. Aramızda bir tatsızlık falan çıkmasın. Tat diye bağlayalım abi. Eyvallah Özgür kardeş. Hoş geldin. Geç bir 5 dakika soluklan ya. Sağ ol. Başka bir toplantım da var. İş ortağım abi. Onunla beraber kaçacağız. Bir de yolda buzlanma var abi. Biz ufak ufak gidelim. CD'ler buradaysa. Dedim abi kusura bakma. Ben hiç böyle olmasını istemiyordum. Sen güzel bir delikanlısın abi. Yani Şale ile Mertay da kusura bakmasın. Ya, tamamıyla kendi yaptıkları tezgah benimmiş gibi sana anlattılar. Ben ona üzülüyorum. Bunu da sineye çekiyorum. O yüzden bir şey demiyorum abi. Eyvallah Özgür kardeş. Bak CD'ler burada, al emanetleri. Ben laptoptaki görüntüleri de komple siliyorum. Burada belge, melge hiçbir şey kalmıyor. Çok pardon abi. İş yerinden arıyorlar. Alo. Tamam, bekleyin geliyorum. Tamam. Abi görüşmek üzere. Yani gerçekten böyle karşılaşmayı istemezdim. Kusura bakma abi. Eyvallah, hakkını helal et. Şale'cim sen de, Mertel'cim sen de. Eyvallah Özgür kardeş. Her zaman beklerim. O delikanlı kardeşlere de selamımı götür. Hayırlı işler abi. Görüyorsun değil mi Kaşar'ı? Nasıl ikilem yapıyor? Biz doğru adama eziyet etmişiz Mertay. Yeah. Reşat abi. Abi bokunu yiyeyim abi. İnan bana bak. Allah belamı versin, ben arabanın arkasında para olduğunu bilseydim yapmazdım böyle bir hareket. Lan. Sizi bana düşmanlarım mı gönderdi lan? Bak bir kurarım benimle dalga geçiyorlar diye kendinizi uzayda bulursunuz. İlk Türk astronotu olarak tarihe geçersiniz. Paralar sağ salim yerinde duruyor değil mi? Abi yolda uygulama vardı. Altan abim de biliyor. O yüzden amcamın ofisi çok yakındı. Buraya getirdim, emanet ettim abi. Yani aslında sizin için çalıştım. Gözünü seveyim, şunundan kurtar beni. Allah'ını seversen, Allah rızası için Recep abi. Hanımıma sarılayım, başka hiçbir isteğim yok. Ben bir hata yaptım, ne olur be. Bir olur tarafına ol. Gül gibi karın var, diğerini bir it. Kuzuyu yanına al. Tamam amca. Ben ne olacağım abi? Sen susacaksın, burada eşek gibi bekleyeceksin. Duydun mu lan? Tamam abi. Nedim abi? Ne var? Birkaç arkadaş geldi abi, seni soruyor. Kim oğlum bunlar? Tanımıyorum abi. Mertay, sen paraları say, kasaya koy. Neymiş bu? Nedim hanginiz? Buyur benim canım. Özgür'ün amcası sen misin? Ne amcası kardeş? Babasının kardeşi yani. Yanlış adres kardeş. Yanlış. Şu ilk karşılaşmamızda canımlı cicimli lafları biraz törpülesek ha? Maniküre mi geldin? Çalış, çabala dedin, plan yap. Sonunda geldiğimiz finale bak. İner misin, çıkar mısın? Nasıl bir bilmecenin içindeyim ya? Ne diyorsun lan sen? Siz benim paralarıma ortak mı çıkıyorsunuz lan? Abi silah attılar. Ne oluyor lan? Hadi Özgür kaç, kaç! Kaç çabuk kaç, kaç! Manyaklar bunlar! Ne yaptın lan sen? Yatın lan! Üzerimde ev yapımı bomba var! Vurun ulan!
Selamünaleyküm Feramuz abi. Aleykümselam abi, hoş geldin. Hoş bulduk abi, sıkıntı var, sıkıntı. Hayırdır? Sorma abi, başıma neler geldi abi. Dayak yedik, paramızı çaldılar, tekmelendik. İbneler bize bunu bırakıp gittiler abi. Üstündeki ne lan, bankamatik mi? Yok abi, saatli bomba. Nasıl saatli bomba lan, saati durmuş bunun. Yine paranın pis tarafını tuttuk galiba. Emniyet raporlarına göre Mertay ile Şale paraları alıp tüymüşler aga. Mertay doğma büyüme dolap direliymiş. Şale ile de sevgili falan değilmiş. Sonradan öğrendik. Olayın içinde bir kişi daha varmış, fötür şapkalı. Ama emniyet hala izine ulaşamadı. Kayınpeder yemin etti, kesinlikle o parayı onlardan alacağım dedi. Biz de peşindeyiz ama hala bir haber yok. Durum devam ediyor. Hala iç güveyiz. Bir güzel haber şu. Cemile 2 aylık hamile. Babamı da sevindirdi bu haber. Gelelim tosunlara. Bizimkiler ağadan öyle bir dayak yediler ki 15 gün kaşıkla tedavi gördüler. Şahin akli dengesini kaybetti. Ganyotçu bir daha benimle çalışmamaya yemin etti. Tayfun da galiba yüzüme bakmaz. İyi ama suçlu ben değilim ki. Hayat hain, ne yapacaksın? Ama kendimizi affettirmek için bir şekil düşündük. Emlakçılıktan biriktirdiğim birkaç kuruş komisyon parası duruyordu köşede. Kayınpeder evden atarsa yeni bir ev kiralamak için bulunduruyordum. Helal para yani. Yıllardır Sabri abinin bir hayali vardı. Umre'ye gitmek. Nasipse ben o hayali gerçekleştirdim. Zamanında gidemedik. Zamanında gidemedik. Hayırlısı olsun. Ben 2 sefer gittim. Doyamadım. Klas adam. 2-3 kere davamıza geldi. Memnuniyetsizdi ama olsun. Ben Sabri abiyi sevdim be abi. Bugün bana işimle ilgili de bir kıyak yaptı. Sağ olsun. Yani diyeceğim şudur aga, kader. Kaderden hiçbir şekilde kaçamazsın. Bizimki de yazgı, ne yapacaksın? Bundan sonra dua edeceğiz başımıza bir bela gelmesin diye. Tamam da 3 ay ne yiyip ne içeceğiz? Yine babamdan mı alacağız? Ya Cemileciğim, yani şimdi adamın duası var yani. Biz bir defa o parayla bir sevap kazandık, öyle düşün yani. Lan her şeyimi şey yapıyorsun ya. Yani adam bak, inşaatçılıkla uğraşan arkadaşlarının bütün emlak işlerini bana aldı yani. Bir de evime CD yolluyor bak. Hem umreye gidiyor hem de CD yolluyor. Bunlar önemli şeyler yani. Karakterli insan Sabri abi, ben seviyorum. Kumar borcu namus borcudur Özgür kardeş. Yeni nesil bilmez ama ben uyandırayım. 3 sene önce kumar parasının üstüne oturdun, sesimiz çıkmadı. 2 senedir bizi eziyet ediyorsun, sesimiz gene çıkmadı. Aa, bu ne ya? Benim adım Dolapdereli Sabri. Uyan Özgür kardeş, uyan. Kimse bana film yapamaz. Filmi ancak ben yaparım. Biraz yağlı olacak. Kusura bakma.